Now we are in another special session which have four presentations, and some of the presentations are in Turkish and some of them will be in English. The first two presentations will be in English, and our presenters, if I am checking if they are here. The first one is teacher challenges facing new requirements caused by the pandemic. Alexandra Muasedi University, Enkeleja Genaj, and Juliana Leis. Are there the presenters here? We're here. Hello. Nice to see you. Okay. And the second presenters will be Namud El Sahar from Kayt Azam University. Are the presenters here also? Yes, ma'am, I am here. Okay, then we will first we will begin with the first presenters and then continue with the second one. And when we have time, we can have the questions at the end of the presentations. And the last two presenters will be mostly in Turkish. So, Doctor will help us to translate some of the content, and we will begin with Eni, Cenaj and their presentations. Greetings to everyone. My name is Enkelida Tena. I am a sociology lecturer from Alexander Moisiu University, Durrës, Albania. Our presentation is about teacher challenges facing new requirements caused by the pandemic. The economy and healthcare systems are two of the most important pillars in society, but we have to acknowledge that the third important pillar is the education system. Strengthening the resilience of education systems enable countries to respond to the immediate challenges of safely reopening schools and positioning them to better cope with future crises. The education system are being shocked for more than 1 year by the pandemic. The shift from face-to-face to online settings has brought a whole new series of issues and challenges for education system to cope with. Albania was involved in a critical economical and social situation because of the last year earthquake. The pandemic found us already struggling and fragile, even with the recent progress made by the Albanian education system. The studies show that the Albanian education system is far from being able to cope and handle in long term the requirements forced by the pandemic situation. In the context of providing home education, it is very important to consider the following elements as shown in the presentation. By referring to all the above elements, it seems that the Albanian education system has low possibilities to succeed in offering education in home settings. In this article, we choose to focus in teacher experiences because we consider them a key element for the continuation and the success of this process. They are at the heart of the learning process. Knowing their experience will shed light on the needs and the intervention points in order to make teachers able to provide and face this kind of situation. Also, this will help policymakers to intervene with the right tools and make right decision in order to better cope with the situation. The conduct of this article involved primary and secondary data gathering. During the literature review, we found a fair share of quantitative studies and reports related with the online teaching experiences. In order to complete the statistical information, we choose to go with semi-structured interviews and online meetings with teachers to gather more in-depth information about the online experience. The process of interviewing and online meeting took place during September-October 2020. We should mention that the 2020 school year in Albania started in school settings following strict safety protocols. In the time of interviewing, teachers were already back to the classrooms, but as they stated, the protocols, shifts, restrictions did make the returning overwhelming for teachers. Some of the main results
of the interview showed that teachers lacked even the most basic elements like the proper technology, internet connection, or running electricity, and add that to the lack of prior knowledge and skills to use the technology. Especially teachers of a certain age felt overwhelmed and did express that they were not able to adapt these new settings. As the age of the students in the pre-university system vary from 6 to 18 years old, the involvement of the parents in the process is a key element, especially for primary basic education students. Parents were the physical presence of teachers at home. As teachers stated, they felt that they were teaching the parents and the parents were teaching their students. So parent involvement impacted the benefits that the student took through online learning, and the student that benefited the most seems to be the one which parents were involved. But it is needed a new study to explore parents' experiences with the online homeschooling of their children. Teacher stated that the online teaching took way much more energy, involvement, efforts, and time to be conducted compared with face-to-face teaching, and the results were far less from that. But besides that, they did the best and committed seriously to do their best they could for their students. So all the prejudgment by others, like teachers are having fun or they are just staying home and taking their salaries by doing nothing, felt offensive and somehow did affect their motivation to engage in online learning. Doing work at home in these pandemic settings was overwhelming for teachers and very frustrated. The necessary separation between work and home was not possible at all. This made teachers feel stressed, exhausted, especially the female teachers that sadly still hold and carry the most of the home duties. It was just not possible to divide between them the way the online teaching took place in the Albanian pre-university education level. It caused more than 12 hours of communication back and forth between teachers, parents, and students. But beside of all the list of issues faced, getting closer to each other was one of the main positive effect of this experience. According to the teachers, all that forced communication between teacher, parents, students did bring them closer to each other and was transformed in a supportive network with time. They get to know each other and getting closer, and this created a kind of collaborative partnership, and that is a very valuable settings for the educational process, be that in the classroom, be it online. But what was the experience of teachers going back to school like after the reopening? Teacher expressed that they were very excited about it, and somehow this offered an optimistic view, not just for them, but also for a whole society, that maybe the situation is going to an end. And being in front of their students was priceless beside any other difficulties. But the whole safety protocols to be followed made them stressed and scared, because according to them, our school settings are far from meeting the safety protocols. To conclude, it is suggested that the relevant governmental institution take initiatives to support teachers with the basic technology needed, with the required training, and also offer psychological assistance. It is very important to recognize the importance of the role of the teacher, so they get support on an ongoing basis. And if teacher experiences is going to be neglected, the respective education system will lose valuable opportunity to understand and develop more deeply. In the end, I want to thank you for welcoming us in the conference, and congratulations for the amazing job done by the organizers. Thank you. Thank
Thank you so much, Dr. Eni, and we will have the questions at the end of the session because we are having four presentations. And now we will go on the second presentations with Dr. Noor, Dr. Namood El-Sahar from Qaid Azam University. She will talk about COVID-19 pandemic and hybrid learning systems. Here is Namood El-Sahar, the research assistant at National Institute of Psychology, Qaid Azam University, Islamabad, Pakistan. First of all, I am thankful to Education Conference 2020 providing a platform to speak on COVID-19 pandemic and the hybrid learning system. Getting on to the introduction, according to the World Health Organization, coronavirus disease is an infectious disease of respiratory system caused by the novel coronavirus 19. However, the symptoms, treatment, and prognosis of this disease is still under course of study. The coronavirus first appeared in Wuhan city of the China as the public health emergency worldwide by January 2020. And the WHO declared the disease turning out a global pandemic by March 2020. If we see the statistics about COVID-19, we observe that since its outbreak, the cases are very much increasing day by day, and especially the second wave of the COVID-19 pandemic around the globe, that is after the winter has started. The cases are drastically increasing around the globe. The pandemic brings along a significant psychosocial impact on the people around the globe as well, which includes the increased amount of stress, depression, and anxiety among the public, and also the panic and fears and restlessness, uncertainty about different situations, and worry specifically. The impact on the education system is also very prominent and challenging for both the teachers and students, and as well as the management of schools, colleges, and universities. The whole situation is found to be challenging for the students, which increase their level of anxiety and stress, as per the recent study findings. The Ministry of Education suspended the classroom academic and introduced the distance learning or virtual learning system. They also launched a tele-school system involving television broadcast for schools and colleges specifically, and introduced a two SMS services through which students can obtain their weekly schedule updates and quizzes very easily. And as far the university students are concerned, the online lectures and delivery mode was adapted through Zoom and Google Meet platforms. And as the situation get a little better, the severity of pandemic decreases after September. The hybrid learning system is introduced, which is basically a blend of classroom learning and the online learning system. In the classroom learning system, the students and teachers strictly observe the SOPs, like wearing masks and maintaining a social distance to avoid the spread of the disease. And half in the hybrid learning system, half classes are taken as on-campus classes and half on the online learning. So the rationale of the study I conducted on the COVID-19 pandemic and hybrid learning system is basically that, as I discussed earlier, the increase of anxiety and stress level among the students, this demand to be addressed at once. Because the situation of COVID-19, no one knows when it will over. And there is a lot of uncertainty about the course of action and when, till when we have to face the situation.
So recently conducted studies also indicate that the majority of students consider hybrid learning system as unfavorable, which might be the cause of increasing level of anxiety and stress and worry among the students. And no such study, however, is being yet conducted among the Pakistani students. However, the issue is of significant importance. So I conducted this study, and the findings are hoped to improve the hybrid learning system and the problems faced by the students. So getting on to the methodology of the study, the main objective was simply to identify the benefits as well as the problems faced by the students during newly adapted hybrid learning system of education. The research design comprised of semi-structured interviews which provide a room for the in-depth information, and the sample size was 50 Pakistani students from Islamabad and 5 different provinces of Pakistan, so as to cover the data from approximately whole the country. You might be thinking that the 50 sample size appears to be used for the purpose of qualitative study, but the aim of the study was to obtain a variant set of information, the saturation of which has achieved by using a large number of interviews. So basically getting on to the demographic characteristics of the samples, these are the frequencies and respective percentages of the sample I have taken. As we now get on to the results, we see the themes of benefit the students have found in the hybrid learning system. The results indicate that the most mentioned benefit of the hybrid learning system was feasibility of the taking classes. Now, students found that feasible to be at their homes and get benefit from the studies and remain in touch. Also, the students consider it as time saving, less study burdens. That way, they understand well, they are learning to use the technology, and also it is safe to stay home and remain in touch with the studies. However, a major portion of the data also state that students consider that hybrid learning system has no benefit at all, and it's the complete wastage of time. Now getting on to the problems, major problems they are facing. The lack of understanding is mentioned as the major problem, and it is attributed to the absence of face-to-face interaction as well as the internet disruption they are facing. The second and the third most prevalent problems mentioned by the students are poor communication with the teacher, and also regarding the schedules of their classes and the internet problem. The frequent internet interruption and poor connectivity is experienced by a majority of the students. However, significant number of students also mentioned that they experienced no problem regarding the present hybrid learning system. And the graph also indicate that the other problems mentioned by the students are increased burden of studies, ineffective learning, reliance on devices for which they don't have enough devices at home that could assist them during the hybrid learning system. For example, personal smartphones and laptops, internet connection. Also, some students mentioned the problem of poor attention, high screen exposure, lack of seriousness because the recordings of lectures are easily available, so they remain inattentive at the classes. Also, they mention that all these hybrid learning system is very time taking. We don't have a proper place to study. The routine of our lives, personal lives as well as academic life, is disturbed. We lack motivation for the classes. So these are the basic benefits and problems faced by the students at the hybrid learning system.
In conclusion, we see that the findings suggest the majority of students' comfort studying at home feel safe of the COVID-19 disease and are on the view that the hybrid learning system has saved their time of studies too, and the loss of studies during the pandemic. These findings are also supported by the recent literature. One study conducted on the students of Southern Philippines demonstrated that the favorability is attributed by the students as being safe to study at home and finish their academic requirements on time. And the current study also highlighted some key problems mentioned by the students, that were lack of proper understanding, feeling miscommunicated with the teacher, and the poor internet connectivity. This is also being supported by the literature. We show that the hybrid learning system is considered unfavorable, and it is owed to the lack of internet connection or poor internet connectivity and disruption of internet connection during the classes, and as well as the financial constraints to own the requirement of learning, for example, personal computers, smartphones, and no personal interaction with the teachers and as well as the classmates is also considered as a problem. Implications of the studies are basically that the present study could help in improve the hybrid learning system by addressing the problem faced by the students, and that could might contribute in decreasing the anxiety and stress level experienced by the students. And in return, it will foster the level of studies and understanding among the students of this newly adapted hybrid learning system. These are the references of the studies I quoted in my presentation. And thank you so much for your listening and understanding on this important topic. You can even contact me regarding any queries or assistance required. You may now ask any questions regarding my study and my presentation. Thank you so much. We thank you too. And we have a question from Solomon Chineza. I think it is better to have the question and answering session at the end of the session, because we have two more presentations left. So you can read the comment, and maybe at the end of the presentations you can answer. And I have also, if there are other questions, we can answer at the end of the session. And so we have a third presenters here, Dr. Kadriye Bayram from Nevşehir Hacı Bektaş Veli University. She will mention about examination of the pandemic from the perspective of popular science journals in the context of socio-scientific issues, as this was also the main point, one of the main points of this special session. It's Dr. Kadriye Bayram here with us. Here, hello. Merhabalar Betül Hocam. Öncelikle ekran paylaşımı yapamıyorum. Kadriye Hocam, sunumu otomatik olarak arkadaşlarımız paylaşacaklar. Siz göndermiştiniz sanırım sunumu. Tamam. Ben şimdi sadece sunumunuzu paylaşacağınızı söyleyeceğim. Paylaşacağız ve en sonda sizler için sorular olursa sorularınızı alacağız. Yani tamam, sizi sorular teşekkür alacağız. Rica ederim. We can begin with Kadriye Bayram's study presentation. Değerli hocalarım, merhabalar. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde araştırma görevlisi doktor olarak çalışmaktayım. İsmim Kadriye Bayram. Bugün sizlere sosyobilimsel konular bağlamında pandeminin popüler bilim dergileri perspektifinden incelenmesi isimli araştırmamı sunacağım. Popüler bilim nedir? Popüler bilim, bilimsel çalışmaların toplum için anlaşılabilir hale getirilmesini sağlayan bir öğretim alanıdır. Popüler bilimin amacı, akademinin dışında toplumun bilgi düzeyi ve bilimsel okuryazarlığının gelişmesidir. Popüler bilim yayıncılığı kaynaklarından birisi popüler bilim dergileridir. Bu dergilerin önceliği doğa,
sağlık, teknoloji ve insan etkileşimli toplum bilimsel sorunlar, yani sosyobilimsel konular ile güncel gelişmelerdir. Günümüzde küresel boyutta vuku bulan COVID-19 sosyobilimsel bir konudur. Çünkü pandeminin yayılmasına karşı sağlık ve ekonomi arasındaki öncelik muhakemesine dayalı izlenen stratejiler, virüsün daha etkisiz hale getirilmesine yönelik denenen tedavi yöntemleri çeşitlilik göstermektedir. Bilimsel, teknolojik, ekonomik, politik ve toplumsal etik yönleriyle COVID-19 salgını, fayda, maliyet ve risk analizleriyle çözülmeyi bekleyen toplum bilimsel bir konudur. Hayat boyu öğrenme kapsamında sağlıktan eğitime, ekonomiden politikaya, toplum yaşamının her alanını etkileyen pandemi konusunun popüler bilim dergileri perspektifinden incelenme ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda popüler bilim yayınları olarak Bilim Teknik ve National Geographic dergileri ele alınmıştır. Bilim Teknik dergisi TÜBİTAK yayınları tarafından ülkemizde 1967 yılından itibaren yayındadır ve ulusal düzeydedir. National Geographic dergisi ise 2001 yılından itibaren Türkçe olarak okuyucuyla buluşmuştur. Bu çalışmanın amacı global boyutta meydana gelen COVID-19 pandemisi temasında yayınlanmış popüler bilim dergi içeriklerinin sosyobilimsel konu bağlamında incelenmesidir. Ayrıca bu çalışmada farklı pandemi konusunun popüler bilim dergileri perspektifinden karşılaştırmalı incelenmesi de amaçlanmaktadır. Bu araştırma güncel toplumsal konuların okul dışı güvenilir ve ulaşılabilir öğrenme araçları olan popüler bilim dergileri perspektifinden incelenmesi, konuya ve popüler bilim yayınlarına farkındalık kazandırması yönüyle ayrıca önem arz etmektedir. Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verilerini Bilim Teknik ile National Geographic Popüler Bilim Dergilerinin yıllık sayıları oluşturmaktadır. Bu kapsamda bu dergilerde epidemi, pandemi, salgın, bulaşıcı hastalık, COVID-19 ve koronavirüs kelimeleriyle arama, tarama yaptırılmıştır. Veri toplama aracı olarak belli kriterler çerçevesinde geliştirilen sosyobilimsel konular tabanlı dergi inceleme formu kullanılmıştır. Form ile elde edilen veriler sürekli karşılaştırmalı analiz metoduyla analiz edilmiştir. Yayınlanmış 4 dergi sayısı belirlenen kriterler üzerinden 2 uzman tarafından bağımsız analiz edilmiştir. Değerlendirmeler karşılaştırılarak kappa istatistik kat sayısı 0.83 olarak hesaplanmış. Dolayısıyla değerlendiriciler arası analiz güvenirliği sağlanmıştır. Bulgulara bakacak olursak, Bilim ve Teknik Dergisi'nde COVID-19 başlıklı haberlere Mart 2020 tarihi itibariyle yer verildiği dikkat çekmekte. Ayrıca Kasım 2020 sayısında COVID-19 ya da pandemi ile ilgili bir bilimsel yazıya ulaşılmadığı da ayrıca dikkat çekmektedir. Bilim Teknik Dergisi'nde toplamda 39 haberi, National Geographic Dergisi'nde toplamda 23 habere ulaşılmıştır. Arama kriterlerine uyan alt konu başlıklarıyla birlikte toplamda 179 bilimsel yazı bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Yıllara göre yayınlanan pandemi haberleri sayısı grafiğine baktığımızda, Bilim ve Teknik Dergisi'nde arama yaptırılan kelimelerle en eski olarak 1987 yılında, National Geographic Dergisi'nde ise 2014 yılında yayınlanmış salgın haberine rastlanmaktadır. 2020 yılı itibariyle de COVID-19 dolayısıyla yayınlarda pandemi ve COVID-19 konu başlıklarında yayınlanan haber sayısının arttığı gözlenmektedir. Dergiler konu başlıkları ve kapsamına göre incelendiğinde epidemi, pandemi, ekosistem bozulması ve pandemi, bağışıklık sistemi, sürü bağışıklığı, klinik çalışmalar, soğuk algınlığına neden olan virüsler, tarihte ölümcül salgınlar, aşı, COVID-19 kategorilerine ulaşılmıştır. Pandemi kategorisinde ele alınan haberlerin sıklıkla pandeminin çevreye etkileri kapsamına değindiği, bu kapsamda pandemi sürecinde karbondioksit ile sera gazındaki düşüşlerin dikkat çektiği vurgulanmıştır. Ayrıca pandeminin eğitime, mimari tasarıma, tüketime, toplu taşımaya etkilerine yer verildiği görülmektedir.
ekosistem bozulması ve pandemi kategorisinde iklim değişikliği, orman tahribatı, hava kirliliği gibi çevre ile pandemi arasında sebep-sonuç ilişkisi içerisinde incelendiği gözlenmektedir. Tarihteki ölümcül salgın kategorisinde salgın hastalıklar, sebep olan virüs türleri, ülke bazında görülme ve ölüm oranları ile tedavi yöntemi başlıklarına sıklıkla yer verildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu kategori altında ayrıca plasentaların koruyucu özelliğine rağmen Zika virüsüne tolerans gösterdiği verisi de dikkat çekmektedir. Koronavirüs, COVID-19 kategorisinde virüs türlerinden SARS-CoV-2'ye sıklıkla yer verildiği, COVID-19'un yapısı, tanısı, ortaya çıkaran koşullar, verdiği hasarlar, etkileri, çeşitli koruma ve tedavi yöntemleri, alınan önlemler, yayınlanan raporlar gibi kodlara ulaşılmıştır. Ayrıca bu kategori altında Bilim ve Teknik Dergisi'nde ulaşılan koronavirüsün yararı kodu dikkat çekicidir. Koronavirüsün zararının yanında uzaktan çalışmanın kültürel kabul görmesi ve dijital belgeye geçiş gibi yararlarının olduğuna dair muhakemelerde bulunulmuştur. Benzer şekilde National Geographic dergisinde kurallara uymazlık koduna sıklıkla yer verildiği dikkat çekmiştir. COVID-19'un etkileri başlığında çevre, teknoloji, günlük yaşam, sağlık, turizm, ekonomi, kargo, teslimatı gibi çeşitli alt başlıklarda etkilerine değinilmiş, yaşamımızın her alanını tehdit eden bir tehlike olarak dikkat çekmektedir. COVID-19'un sıklıkla organlara hasar verdiği, günlük yaşantımızda düğün, cenaze, doğum gibi ritüellerin gerçekleştirilmesini etkilediği, 14 kuralın vurgulandığı, aşı ve ilaç çalışmalarına ağırlık verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmamızda diğer bir tema olan vurgulanan sosyobilimsel konuların boyutları teması incelendiğinde, yayınlarda COVID-19 gibi pandemilerin küresel kriz yaratması dolayısıyla sıklıkla global boyuta dikkat çekildiği görülmüştür. Bu boyutu sırasıyla toplumsal, bilimsel, ekonomik boyutların takip ettiği, en az etik boyuta vurgu yapıldığı belirlenmiştir. Vurgulanan kavramlar temasında fen, sağlık, eğitim, sosyal bilimler, teknoloji kavramlarına yer verildi, tespit edilmiştir. Fen anlamında çevre ve genetik kavramlarına, sağlıkta aşı sitokin fırtınası kavramlarına, eğitimde dijitalleşme kavramına, teknolojide drone, sensör, yapay zeka ve sosyal bilimlerde güvenlik kavramlarına sıklıkla yer verildiği belirlenmiştir. Mühendisliğinden disiplinler temasında yayınlanan haberlerin pandemi konusunun fen, spor, çevre, sağlık, teknoloji, mühendislik, mimarlık, eğitim ve sosyal bilim disiplinleri ile alt bilim dalları ile ilişkilendirildi, dikkat çekmiştir. Yine haberlerde kullanılan argüman ögeleri temasında sıklıkla haberlerde iddialarla birlikte iddiaları destekleyici veri ve destekleyicilerin kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca gerekçe ve çürütücü ögelerine daha az yer verildiği, en az ise niteleyici ögesinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Odaklanılan iklim muhakeme kategorisinde temasında ise yapılan haberlerde bağışıklık sistemi gelişimi, aşı geliştirme yöntemleri, tedavi yöntemi, alınan farklı tedbirler, pandeminin çevreye etkileri, koronavirüs ve sosyal izolasyonun yarar ve zararları, bulaşma yolları yani ara konakçı, değişen tüketim gibi çok çeşitli tartışmalı konulara değinilmiş ve tartışılmıştır. İncelenen değişkenler bağlamında bakıldığında bu haberlerde bağımlı, bağımsız ve moderatör değişkenlerin yer aldığı dikkat çekmektedir. Bağımsız değişkenler arasında çevre tahribatı, bireysel farklılıklar, kronik rahatsızlıklar, COVID-19 bulaş yolları, mevsim, sıcaklık, nem gibi farklı değişkenlere yer verildiği dikkat çekmekte. Bağımlı değişkenler yani sonuç dediğimiz değişken incelendiğinde ise sonuçta pandeminin yayılması, pandeminin etkileri, görülen semptomlar, ölüm oranı, bağışıklık, resipir virüs bulaşma sayısı, aşı etkinliği, antikor kalitesi gibi sonuç bağlamında değişkenlere ulaşılmıştır. Moderatör değişkenler arasında ise aşı, tedavi ve sürü bağışıklığı yer almaktadır.
Kullanılan temsil türleri incelendiğinde ise haberlerde, bilimsel yazılarda sıklıkla görsel, grafiksel, sözel, metinsel temsillerin kullanıldığı, eylemsel, işlemsel ve kategori temsillerin ise daha az kullanıldığı görülmüştür. Sonuçlar incelendiğinde özetle incelenen popüler bilim dergilerinde pandemi konusu deneysel klinik çalışmalardan yaşanan deneyimlere geniş kapsamda ele alınmıştır. COVID-19 dolayısıyla 2020 yılında yoğun olarak güncel gelişmelere popüler bilim dergilerinde yer verilmiştir. Disiplinler arası yaklaşımla ele alınan sosyobilimsel konu olan pandemi farklı bakış açılarından incelenmiş, sağlıktan ekonomiye, eğitimden politikaya, toplumun geniş kitlelerine hitap edecek niteliktedir. Verebileceğimiz öneriler bu araştırma arama yaptırılan kelimelerle sınırlıdır. Dolayısıyla arama yaptırılan kelimeler bulaşıcı hastalıkların isimleriyle tek tek arattırılarak çalışmanın kapsamı genişletilebilir. Araştırmada National Geographic Online dergisinin Türkçe yayınlanmış yazıları incelenmiştir. Dolayısıyla bu derginin İngilizce web sayfası üzerinden incelenmesi yapılarak çalışmanın kapsamı genişletilebilir. Araştırma popüler bilim dergilerinin erişme açık sayılarıyla sınırlıdır. Dergilerin arşivine ulaşılabilmesi durumunda bütün sayılar incelenebilir. Ayrıca gazete, sosyal medya gibi farklı kitlesel iletişim araçlarında yer alan haberler karşılaştırmalı olarak incelenebilir. Yine popüler bilim dergileri öğretim programında yer alan farklı fen konu temalarında içerik analizine tabi tutulabilir. Öğretimi güçlendirme kapsamında popüler bilim yayınlarındaki çeşitli pandemi içeriklerinden örnek senaryolar oluşturularak sosyobilimsel konunun eğitime etkin entegrasyonu sağlanabilir. Böylece sosyobilimsel konuların unsurları yani boyutlarıyla haberler arasında ilişki kurulması sağlanabilmektedir. Yine popüler bilim yazıları üzerinden argümantasyon süreci gerçekleştirilerek öğrencilerin konuya farkındalıkları, muhakeme düzeyleri ile üst düzey düşünme becerileri geliştirilebilir. Aynı zamanda öğrencilerin bilim toplum arasındaki ilişkiyi anlamlandıracaktır düşünülmektedir. Son olarak öğretim sürecinde popüler bilim yayınlarının etkili araç olarak kullanılması sağlanabilir. Böylece öğrenciler güvenilir kaynaklardan birebir deneyim elde etme fırsatı bulacaktır. Kaynakçam, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz biz de. Thank you so much for your presentation. Dr. Sharife Durna also shared an extensive abstract of the topic. If you have questions, we will have the questions at the end of the session, and we will now continue with our fourth presentation as analysis of university students' social anxiety levels in e-learning environments. The presenters are Dr. Muhammed Özbey and Dr. Sinan Keskin from 100. Yıl University and Dr. Murat Kayrı from 100. Yıl University. Are the presenters here? Sunacak hocalarımız buralarda mı? Yes, we are here. Okay, teşekkür ederiz. Şimdi sunuma başlayabiliriz o zaman. Tamam. Ben Muhammed Özbey. 100. Yıl Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümünde tezli yüksek lisans yapmaktayım. Sizlere üniversite öğrencilerinin elektronik öğrenme ortamlarındaki sosyal kaygı düzeylerini ölçmeyi amaçlayan araştırmamızı sunmaktayım. Sunumumuzun içeriğinde giriş, çalışmanın amacı, çalışmanın yöntemi, çalışmanın bulguları ve çalışmanın sonuç bölümü bulunmaktadır. 2019 yılında başlayan COVID-19 pandemi süreciyle birlikte Türkiye'de birçok dünya ülkesinde uzaktan eğitime geçilme kararı alınmıştır. Uzaktan eğitim, elektronik öğrenme altyapısıyla sürdürülebilmektedir. Elektronik öğrenme, yerel ya da geniş iletişim ağları ile web tabanlı olarak aynı ortamda bulunmayan tüm bireylere ulaşabilen bir eğitim sistemidir. Yapısal olarak ikiye ayrılmaktadır. Birincisi senkron, ikincisi ise asenkron öğrenmedir. Senkron öğrenmede öğrenciler ve öğretmen eş zamanlı olarak bir sanal platformda buluşur ve kamera vasıtasıyla birbirlerini görür, mikrofon vasıtasıyla birbirlerini duyabilirler. Asenkron öğrenmede ise öğretmen ürettiği içeriği bir içerik yönetim sistemine yükler ve öğrenci bu içeriğe erişerek konu hakkında bilgi sahibi olabilir.
Sosyal kaygı, kişiler arası etkileşimi zayıflattığı için öğrenmenin önünde bir engel olarak kabul edilebilmektedir. Sosyal kaygı kişinin başka insanlar tarafından kötü değerlendirileceğine, davranışlarının başka insanlar üzerine kötü etki bırakacağına ve yargılanacağına dair korku hissi barındırmasıdır. Sosyal kaygının bileşenlerinden biri ortamdır. Aynı ortamda kurulan yüz yüze iletişimden farklı olarak senkron elektronik öğrenme ortamında aynı ortamda bulunma koşulu bulunmamaktadır. Dolayısıyla sosyal kaygının bileşenlerinden ortamın değişmesiyle sosyal kaygıda farklılık olup olmayacağı merak konusudur. Sosyal kaygı, öğrenci ve öğretici arasındaki iletişimde ve öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimde görülebilir. Sosyal kaygısı olan bireyler, yazdıklarının ve söylediklerinin olumsuz değerlendirilebileceğinden ve eleştirilmekten çekinirler. Onların hakkında neler düşünüldüğü, pot kırmaları ve aptal gibi görünmeleri onları endişelendirir ve hataları onları utandırır. Sosyal kaygının alt kolu olan sosyal kaçınma, öğrenci ve öğretici arasındaki iletişimde ve öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimde görülebilir. Sosyal kaçınma gösteren bireyler soru sormaktan kaçınırlar, soru sormak onları rahatsız eder, yardım istemekte zorlanırlar, sessiz kalmayı tercih ederler, yazılı etkileşimde bulunmak istemezler ve soruları yanıtlamaktan kaçınabilirler. Bu çalışmanın amacı pandemi sürecinden dolayı eğitimlerine elektronik öğrenme yoluyla devam eden üniversite öğrencilerinin elektronik öğrenme ortamındaki sosyal kaygı düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Araştırmamız, üniversite öğrencilerinin elektronik öğrenme ortamlarındaki sosyal kaygı düzeylerini, cinsiyet gruplarına göre sosyal kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ve yaş gruplarına göre sosyal kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını görmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerine göre desenlenmiştir. Çalışmanın örneklemini Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde pandemi sürecinden dolayı derslerine elektronik öğrenme yoluyla devam eden 183 erkek ve 333 kadın olmak üzere 516 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmadaki veriler anket yoluyla toplanmış ve çalışmada elektronik öğrenme ortamında sosyal kaygı ölçeği kullanılmıştır. Araştırmamızda elektronik öğrenme ortamında sosyal kaygı ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek Sinan Keskin, Muhittin Şahin, Sait Uluç ve Halil Yurdukul tarafından 2020 yılında geliştirilmiştir. Tartışma sayfaları sosyal kaygı, tartışma sayfaları somatik belirtiler, tartışma sayfaları sosyal kaçınma, öğretici ile iletişim sosyal kaygı, öğretici ile iletişim somatik belirtiler ve öğretici ile iletişim sosyal kaçınma olmak üzere toplamda 6 faktörden oluşmaktadır. Tartışma sayfaları somatik belirtiler ve öğretici ile iletişim somatik belirtiler faktörleri araştırmada kişiler arası etkileşime odaklanıldığı için kullanılmamıştır. Daha sonra yapılan güvenlik analizinde ölçeğin tümü için alfa kat sayısı .98, tartışma sayfaları sosyal kaygı faktörü için .93, tartışma sayfaları sosyal kaçınma faktörü için .93, öğretici ile iletişim sosyal kaygı faktörü için .96, öğretici ile iletişim sosyal kaçınma faktörü için .96 bulunmuştur. Yaptığımız araştırmaya 183 erkek ve 333 kadın olmak üzere toplamda 516 üniversite öğrencisi katılmıştır. Bu öğrencilerin 371 tanesi 17-22 yaş aralığında, 108 tanesi 23-28 yaş aralığında, 26 tanesi 29-34 yaş aralığında ve 11 tanesi 35-40 yaş aralığındadır. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin ölçeğe verdikleri cevaplara göre tartışma sayfalarında yaşadıkları sosyal kaygının 3,53 ile düşük düzeyde, tartışma sayfalarında yaşadıkları sosyal kaçınmanın 3,34 ile düşük düzeyde, öğretici ile iletişim kurarken yaşadıkları sosyal kaygının 3,46 ile düşük düzeyde ve öğretici ile iletişim kurarken yaşadıkları sosyal kaçınmanın 3,06 ile düşük düzeyde olduğunu görüyoruz. Ayrıca en düşük puanların öğretici ile iletişimde sosyal kaçınmada olduğunu ve en yüksek kaygı puanı ise tartışma sayfalarında sosyal kaygı boyutunda elde edildiğini görüyoruz. İkinci araştırma problemimiz, üniversite öğrencilerinin elektronik öğrenme ortamlarında cinsiyet gruplarına göre sosyal kaygı düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığıdır. Bu tabloda betimsel istatistikler verilmiştir. Betimsel istatistiklere göre grup ortalamaları arasında küçük farklılıklar gözlenmektedir. Bu farklılığın anlamlı olup olmadığını test etmek amacıyla T testi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan T testi sonucunda cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı gözlemlenmiştir. Üçüncü araştırma problemimiz sosyal kaygı puanlarının yaş grupları açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. Bu amaçla gerçekleştirilen ANOVA analizleri sonucunda gruplar arasında sosyal kaygı puanları açısından anlamlı bir farklılığın olmadığı gözlemlenmiştir. Elektronik öğrenme ortamında eğitim gören 183 erkek, 333 kadın ve toplamda 516 üniversite öğrencisinin tartışma sayfalarında sosyal kaygı ve kaçınma düzeylerinin düşük, öğretici ile iletişim kurarken sosyal kaygı ve kaçınma düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Hem eğitmen hem de arkadaş etkileşiminde kaygı puanları kaçınma puanlarına göre daha yüksektir. Buna göre öğrenciler elektronik öğrenmede kaygı yaşıyor olsa da bu kaygıların davranışa dönüştürme olasılığının görece düşük olduğu söylenebilir. Demografik değişkenlere göre yapılan incelemede cinsiyet ve yaş grupları arasında sosyal kaygı açısından anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Araştırma sonuçlarına göre yüksek öğretimde öğrenim gören öğrencilerin düşük de olsa sosyal kaygı yaşadığı belirlenmiştir. Buna göre elektronik öğrenme sürecinde sosyal kaygı ve bu kaygıyı etkileyecek benzer yapıların araştırılması önerilmektedir. Yaşanan sosyal kaygının ne tür sonuçlar doğurabileceğini araştırmak amacıyla yordayıcı araştırmaların alan yazına önemli katkı sunacağı düşünülmektedir. Teşekkür ederiz. Thank you for your presentation. We have 10 minutes left and we have questions for the presenters. We have Professor Fatma Bıkmaz's question for the first two presenters. I have questions for first two presenters. Would you please explain that your countries are doing in the field of teachers' well-being and technology skills? This question for the Dr. Eni and Dr. We can start with you, Dr. Eni. Okay, I was trying to answer by writing. Well, I come from Albania, so as far as my information going through the article, right now, the teachers are getting much more technical assistance, meaning they are conducting a lot of trainings on online platforms, online methods, more than the level of supporting them with other means. From the information and the reports by the Ministry of Education, they also have managed to create a group of teachers that somehow gonna be on call and wait if they will be needed to substitute teachers that might be infected in Corona. But they are not doing such a good job in assisting them psychologically or even with equipments or a better salary. So it's mostly from my knowledge and from the reports that I did review, it mostly the assistance to teachers in Albania is to using the platforms online, how to use them, and in the methods mostly. They lack a lot of other assistance, sadly, up to now. Thank you. And we have our other presenters' response, Namud El-Sahar. Thank you so much. I will address both the questions. May I speak? Please, we are listening to you. Thank you, ma'am. Regarding the second question of Dr. Fatima, I am from Pakistan and there is a lot of learning during this whole lockdown and hybrid learning system and online learning system, because obviously teachers are also facing a lot of stressful situation and managing the classrooms online. They are not used to the online system and classroom learning was observed as far by now. So we have arranged the training sessions for the teachers and the practicing for them, so that they could learn technicalities regarding the online system and could easily fix any problem by if observed. So, and also we have a proper counseling system for the
teachers so they could discuss their problem with the management and the administration of their schools, colleges, and universities and assist the students in a better way. Regarding the question first asked about my research design, I followed basically the semi-structured interview, which was comprised of two basic questions. First was, what advantage you find of the current hybrid learning system? And the second question was, what disadvantage you find of the current hybrid learning system? The data I obtained was analyzed through thematic analysis, basically, and the verbatim was studied. The keywords are identified and themes were generated. And the question I was asked about the psychometrics of the questions regarding reliability or validity. It was ensured by the interviewer to ask the question in a subjective and non-directive manner. So I hope I am clear. I clarifying the questions I were asked. Thank you. You answered the Dr. Solomon Shinaza's question as well, I think. Thank you. Is there any questions for other presenters? Or I have a question. Of course. Is it possible to ask on online, or do you want me to write? Well, you just can ask online. We have 5 minutes left. All right. I have questions for both Dr. Al-Sahar and Mohammed. First of all, to Dr. Al-Sahar. As far as I observed on one of your slides, you get a result which is highly interesting. Students' lack of understanding is extremely high, you emphasized, on the one hand, and on the other, you found that low motivation is low. Or is this just a typo? Do you hear me? Yes, I could hear you properly. Your question that I observed a lack of understanding among the students and a lack of motivation among them. A lack of motivation low motivation is low, which means that the motivation was high. If you turn the other way around. Mm-hmm. I understand your question properly. Basically, as I mentioned that I generated the theme based on the keywords I found in the verbatim of the interviews. So the students clearly mentioned that we lack motivation during the online classes because we were easily have the access of the class recordings later on. So we don't pay attention and we don't feel motivated for the class. So according to the keywords and the frequency of those who clearly mentioned that we feel less motivated. So yes, you are right. If they have the lack of understanding, so the low motivation frequency of the students who have observed low motivation should also be higher. But they have not explicitly mentioned that in their interviews. So maybe if we generate some properly structured questionnaire based on the responses, on which they could mention the motivation level and the understanding level, so we could have a better figures of these two variables, I think. Thank you. For me, if you are meaning low social anxiety is low. No. I didn't ask my question yet. I haven't asked my question yet, Mohammed. Now comes the question. I wonder particular reasons that motivate you to choose gender and age as independent variables. What was the main rationale of choosing those variables as independent variables? And secondly, secondly, as far as I observe again, you've had
four dependent variables and you conduct separate analysis for that instead of conducting multivariate statistical analysis. What was the reason or reasons? Please. Actually, I want to answer the first question. The first reason why we use the gender, because in Turkey there is a cultural things. It's about our religion. Teachers can feel them bad when they behave to a woman's students, and this can affect the students' social anxiety levels and some differences like that. This is why we use the gender. And also, as you know, while people get older, they can some characteristic things may occur, like social anxiety levels may differ by people get older. Because the teacher's age level generally is like them. So while you are speaking with a person that age is like you, you can feel better. It's why we use the age difference. Also, we have four factors. I want to answer the second question. We have four factors scale, social anxiety scale. The four factor differs from each other for some behavioral things. This is why we... Did you check this in a statistical terms of the mimic? Yeah, we checked. We made factor analysis for them. Also, What were the relationships between the factors? Ranging from, for instance, Can you repeat the question? I couldn't understand. What were the relationships between the factors? You said that you checked the relationships in a statistical terms of the meaning. The constructor of the scale is here. Maybe if explain it, it can be better. Sinan Keskin, can you answer the question? Sinan, do you hear me? Hocam duyuyorum size. Türkçe cevap vereceğim. Okay. Faktörler arasında... O zaman ben Türkçe tekrar sorayım. Faktörler arasındaki ilişkiler neydi? Düzeyde hocam, faktörler arasında korelasyon baktığımızda orta düzeyde bir ilişki. Moderate. Yani o zaman orta düzeyde bir ilişki varsa neden bunları bölerek incelediniz, onu merak ediyorum. Neden multivariate bir analiz yapmadınız tek tek? Çünkü ilişkili faktörler bunlar. Yani cinsiyet, yaş, bunlar kategorik değişkenler. Değil mi Sinan? Doğru anladım. Evet. Bunlar bağımsız değişkenleriniz. Bağımlı değişkenleriniz var. Dört faktörlü bir yapı var. Mesela burada neden tek tek ayırarak baktınız ki bu hatayı ciddi oranda artırır? Bunun yerine bir MANOVA mesela. Ya da farklı şekillerde bir kategorik regresyon analizi ya da bunun ordinal bir regresyon analizi gibi. Birçok şey kullanılabilirdi. Çünkü bunlar ilişkili ve orta düzeyde. Nokta 30 ve üzeri zannediyorum, değil mi Sinan? Evet hocam, doğru. Nokta 40'ın üzerindeydi bizimkilerde. Yani bayağı considerable o zaman bu. Çok dikkate değer ilişkiler. Sen de istatistikten anladığım kadarıyla ilgileniyorsun. Yani bunlar arasındaki ilişkileri böldüğün zaman söz konusu ilişkileri kontrol edemediğin için, üstelik mesela belki de cinsiyet çarpı yaş etkisi var. Yani evet. Orada onu da bir görmemiz gerekirdi diye düşünüyorum. Hani bir öneri olarak alırsanız iyi olur. Teşekkür ediyoruz hocam. Notlarımı çok teşekkürler hocam. Bir de pardon, affedersiniz. Buyurun Ümran Hanım. Görüşünüzü alarak hocam bitireyim. Diğer seçim başlamış. Hocalarım benim uyarıyorum var. Görüşlerinizi alarak bitirelim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi katılan hocalarımıza ve tüm sunum yapan hocalarımıza teşekkür ediyorum.
Ve bu oturumu sonlandırıyorum. I will end this session and will consider the next session.